Merhaba değerli dostlar. Yeni bir yayınla karşınızdayım. Biraz sonra Cengiz Çakmak hocamızı canlı yayına davet edeceğim. Birazcık sizden izin istiyorum. Hoş geldiniz. Merhaba hocam. Merhaba. Şeyi ayarlamaya çalışıyorum. Tamam. Nasılsınız Selam. hocam? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Tam bir ay önce bir yayın yapmıştık. O zaman pandemi sürecinin ortasındaydık. Şimdi tırnak içinde normalleşme sürecindeyiz. Bu arada hocam kamerayı döndürebilir misiniz acaba? Ya görüyorum da. Ha, Şimdi işte bak tümüyle böyle döndür. daha iyi. Karşıtların Ters birliği oldu. oldu hocam. Şimdi Biliyorum. Biliyorum da dur. evet hocamız gitti. Şimdi biraz sonra tekrar gelecek. Hoş geldin. Hoş bulduk Cengiz. Şu ayar yapayım da Tamam. başka bir şeyden, sistemden bağlanıyorum. Hı Görmem lazım. Böyle ilginç bir şey yaptım ama dur bakalım. Ben ne kadar görünüyorum şu an? Gayet iyi hocam. Gayet iyi. İyi o Gayet zaman. güzel. Tamamdır. Evet hocam, bir giriş yapayım önce. Öncelikle dostlar hoş geldiniz. Cengiz Çakmak hocamızı tekrar ağırlamaktan gurur duyuyorum. Yaklaşık bir ay önce pandeminin ortasında bir yayın yapmıştık ve hocamız bize pandemi sürecini yorumlamıştı. Bugün özel bir yayın yapıyoruz çünkü hocamızla birlikte 3 canlı yayından oluşan bir seri yapacağız. Ben buna felsefeye giriş diyorum çünkü bana hep sorduklarında işte Yunan felsefesine nereden başlayalım veya genel olarak felsefeye nereden başlayalım diye soranlara hep felsefe öncesinden başlayın cevabını veriyordum. Homeros okuyun, Hesiodos okuyun, Yunan tragedyalarını okuyun. Felsefeden önce okunacak çok şey var. Hatta felsefe çalışırken de bunları okumaya devam edebilirsiniz. Yunan edebiyatını okuyun, bu eserleri gözden geçirin diyordum. Dolayısıyla hocamızla bir program hazırladık size. 3 canlı yayından oluşacak. 17 Haziran, 20 Haziran ve 24 Haziran'da saat 8.30 takriben 10 arası. Bugün bu 3 yayının ilkini gerçekleştireceğiz. Başlığımız presokratik felsefe üzerineydi ancak hocamın çalışma ve konuşma yöntemini birazcık bildiğimi düşünüyorum ve zaten hocamı sevmemin sebebi de o. Hocam derslerde ve bu tarz yayınlarda ve özel sohbetlerimizde hiçbir zaman ansiklopedik madde gibi konuşmaz. Sadece ansiklopedik maddedeki giriş gelişme sonuç kısmına göre konuşmaz. Bize konuştuğu konuyla ilgili perspektif kazandırmaya çalışır. Dolayısıyla her şey her şeyin içindedir hocamızın konuşmalarında. Dolayısıyla hayatın içinden hareketle bir giriş yapmak istiyorum. Çünkü biz yaklaşık 2-3 haftadır önemli bir konuyu konuşuyoruz dünyada. Sadece Türkiye'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, tüm dünyada konuşulan bir konu, ırkçılık konusu. Çünkü George Floyd isimli bir siyah vatandaş, beyaz bir polis tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde öldürüldü ve bütün dünya ayağa kalktı. Özellikle de siyahlar tabii. Son istatistiki verilere göre beyazlar protestolara daha fazla katılmış. Bu konuyla giriş yapmak istiyorum çünkü hocam da toplumun içindeki farklı kesimlerin, ezilen kesimlerin
ne diyelim? Hani çok artık klişe olduğu için anlamsızlaşan laflar vardır. Sesi oldu. İşte ezilenin sesi oldu gibi. Böyle çok klişe olduğu için artık anlamını kaybetmiş laflardan biridir. Ama hocam bu meselenin üzerine çok durduğu için hocama bu konuyla ilgili bir soru sorarak bu yayına başlamak istiyorum. Öncelikle bir aktivist, siyah bir kadın, Janet Cordova'nın bir tweetini gördüm. Çok kısa bir cümlelik bir tweet ama beni çok düşündürdü. Hocama bu tweet'i hatırlatarak bu konuyla ilgili fikrini sorarak başlamak istiyorum. Tweet'in Türkçesi şu, şöyle çevirdim İngilizceden. Siyah kadınlar farklı birçok savaş veriyor. Cümle bu kadar basit. Siyah olduğu için savaş veriyor, fakir olduğu için savaş veriyor ve daha da önemlisi belki artık gündemimizde daha fazla tartışılan bir konu, kadın olduğu için savaş veriyor. Yani siyah dediğimiz şey aslında sadece bir ten rengi değil. Her toplumun kendi siyahları var. Bazen Yahudiler siyah oluyor, bazen Müslümanlar siyah oluyor farklı toplumlarda. Hristiyanlar oluyor. Her toplumda kadınlar siyah oluyor. Bazen solcular siyah oluyor, Kürtler siyah oluyor, Türkler siyah oluyor. Herkes siyah olabiliyor. Dolayısıyla hocama bu konuyla ilgili olarak bu George Floyd'un katledilmesi olayından sonra yapılan konuşmalar ve yapılan gösterilerle ilgili hocam ne düşünüyor? Hocama neler düşündürdü? Bunu sormak istiyorum hocama. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim Cengiz. Demek bir ay olmuş. Hem sanki çok uzun hem de çok kısa gibi geldi. Zamanın da darlığını hesaba katarak bu takdim kısmını bir kenara bırakıyorum. Hemen ırkçılıktan konuya girmek istiyorum. Yani ezilen kesimlerin sesi oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Ama ezilenler kendi seslerini elbette çıkartılacak. İşte en azından o senin tweetini çevirdiğin kadın ki kendi sesi olmuş. Yani benim açımdan ilk anda felsefe adaletsiz dünyanın haline karşı çıkmaktır. Bu Sokrates'ten beri felsefede gördüğümüz bir şeydir. Yani Sokrates adalet isterken sadece Atinalılar için değil, bütün insanlar için adalet istiyordu. Ama şimdi diyecekler ki işte Atina'da köleci demokrasi vardı, şu vardı, bu vardı. Evet, elbette vardı ama sonuçta Sokrates'in de savunduğu herkes için adalet fikriydi. Ki bir süre sonra da zaten Antifon denen bir sofist olarak sayılıyor ama sofistleri de hepsini aynı kefeye koymamak gerektiğini düşünüyorum. Antifon ve daha sonra Kinikler, Stoacılar evrensel insan kardeşliği fikrini ortaya koyacaklar. Bütün insan haysiyetindeki eşitlik. Bu da Yunancasıyla izotimos anlamına gelecek. Ya burada önemli olan kısım şu. Felsefe, filozof her zaman için adaletsizliğe karşı bir başkaldırıdır. Benim yaptığım şey yapabildiğim kadarıyla haksızlıklara karşı kendi sesimi yükseltmek. Başkalarının sesi olmaktan ziyade kendi sesimi yükseltmek istedim. Şimdi görebildiğim kadarıyla ırkçılık yeni anlamlar kazanıyor. Bir kere ırkçılık deyince Türkiye'de şöyle diyorlar. Efendim ırkçılık olmaz çünkü insanlarda ırk ayrımı yoktur. Doğrudur. Biyolojik anlamda böyle bir ayrım söz konusu değildir. Yani benim de karaciğerim, işte siyahın da karaciğeri, Çinli'nin de karaciğeri aynıdır. Yani bunun bilimsel temeli yok, ırkçılık yapılamaz diyorlar. Irkçılık yapabilmek için, bu tip fanatizmleri yapabilmek için bilimsel temel aramaya gerek yok. Bilimi çarpıtırsınız, biraz da bilimcilik yaparsınız. Bilim ve bilimcilik farklı şeylerdir. Yaparsınız. Yani ırkçılık dediğiniz şey sadece adamın ten rengi şusu busu değil. Artık kültürel bir ırkçılık da var. Ekonomik bir ırkçılık da var. Yani biyolojik anlamda ırkçılık mümkün değildir demesinler bana. Zaten kimse biyolojik anlamda ırkçılığın mümkün olduğunu söylemiyor. Bütün insanlar evet eşitler. Renkleri farklı olabilir. Ama burada yapılan şey renk farklılığından dolayı sanki iki ayrı tür varmış gibi. Sanki siyahlar sarı renkliler. Sadece bunlar şeyden dolayı. Çevre koşullarıyla ortaya çıkan durumlar bundan dolayı özsel bir ayrım yapılıyor. Özsel. Yani siyah renkli olmanız özsel olarak aşağıda olmanızı gerektiriyor.
Bu ırkçılığın temeli bu. Günümüz dünyasındaysa ırkçılık yeniden patladı. Özellikle bu Avrupa'da yayılmaya başladı. Göçmenlerle ilgili yayılmaya başladı. Irkçılığın olduğu her yerde alt kesime bakacaksınız. Alt kesim. Alt kesim yaşadığı sistemin rahatsızlıklarından sistem onu ezer bitirir. O en tepedekilerle mücadele etmez alt kesim. O kendi yanındakilerle, kendine benzeyenlerle ama bir şöyle benzeyen, evet onun gibi zor koşullarda yaşayanlar vardır ama bir fark vardır, rengi farklıdır. İşte onlara zenci derler, kusura bakmayın negro derler. Yani alt kesimin ırkçılığıdır önemli olan. Yani benim gibi adam ama ben yukarıyla mücadele edemiyorum. O zaman alttaki adamdan hırsımı çıkartacağım. Kim alttaki adam? Zenci. Mississippi yanıyor diye bir film seyretmiştim. O filmi bilenler bilirler. O filmde ilginç bir hikaye anlatılır. O müfettişti galiba. Der ki baba zencilerden nefret ederdi. Ama aynı koşullara sahiptiler. Ama o zencinin bir tane eşeği varmış. Eşeği olduğu için o zenciden nefret ediyor. Bakın aşağıdalar, aynı ekonomik seviyedeler. Ama öfkesini sistemin ezip geçtiği, sistemin onu hiçleştirdiği öfkesini başka renkliden çıkartıyor. Bu Türkiye'de de böyledir. Yani bizde derlerken bizim kültürümüzde ırkçılık yoktur. Evet, hiçbir dinde özellikle Hristiyanlıkta ve İslamiyet'te ilkece yoktur. Ama ilkece olması başka, realitede yaşamak başka. Şimdi söylemek istemiyorum ama Ermeniler hakkında söylediklerimiz, Rumlar hakkında söylediklerimiz, kurtuluşun adının nereden geldiğine bir bakmak lazım. Eski adı Tatavla'ydı. Gürcüler hakkında söylediğimiz, Acemler hakkında söylediğimiz, ne Şam'ın şekeri, ne bilmem neyin yüzü, gündelik dilde kültürel ırkçılıkla ilgili pek çok ifade vardı. İlkece olmayabilir. Hristiyanlıkta da ilkece yok. Kaldı ki Amerikalılar ilkece gayet iyi Hristiyanlardı, sözüm ona. Ya da değil, bana ne, o benim işim değil. Ama ırkçılık var. Irkçılık üst kesimlerin alttaki kesimleri esas hedeften şaşırtmak için onların önüne zavallıları atmasıdır. Bir kere bir, dünyada hala belli ekonomik koşullarda olan %10'luk, %20'lik bir kesim var. Onların tıkırı yerinde. Ama aşağıya doğru indikçe yoksulluk seviyesi artıyor. Amerika'da bu kadar parlamasının sebebi, Avrupa'da parlamasının sebebi göçmenlerin gitmesi. Ne yapacak adam? İklim koşulları bozulmuş. Kim bozdu? Biz bozduk. Bizim kapitalist üretim tarzımız bozdu. Kim bozdu? İç savaşları çıkartanlar bozdu. Oradaki toplumsal yapıları bozanlar çıkarttı. Göçün nedeni bunlar. Amerika'ya geldiğimiz zaman Amerika'da ciddi bir işsizlik var. Hele bu Covid zamanındakini de hesaba katarsanız çok ciddi bir işsizlik var. Bu sebeple de alt kesim hırsını kendisinden özce, işte esas tehlikeli fikir bu, özce aşağı gördüğü ırktan çıkartıyor, sözü bana. Yani siyah renklilerden çıkartıyor. Bakın, gücü olmayan bir insan köpeklerle başlar işkence etmeye. Köpeklere eziyet eder. Ondan sonra çocuklara başlar. Sonra da böyle kurban seçebileceği adamlara başlar. Bu bireyseldir. Toplumsal anlamda baktığımız zaman toplumun alt kesimlerine verilen bir araçtır bu. Neyin aracıdır? İşte bakın, sizden aşağı kesimler var. Onlar sizden daha iyi durumda. Mississippi yanıyor filmindeki gibi. İşte bak, onun eşeği var. Senin eşeğin yok. Senin eşeğinin olmamasının nedenlerine bakmak gerekir. Burada yalnız şuna vurgu yapmak istiyorum Cengiz. Çünkü Türkiye'de şöyle bir şey var. Batı ırkçıdır. Batı'nın çok farklı yönleri var. Bizim de var. Bizde de var. Yani işte bu Batılılar özsel anlamda ırkçıdır ve kendi dışındaki herkesi aşağı görürler. Bu bir komplekstir.
Sonuçta senin de okuduğun, benim de okuduğum filozofların çoğunda bu fikir yoktur. Orada da böyle kıçı kırık, özür dilerim. Çünkü kıç kelimesi ben sahilde olduğum için teknelerin de şeyidir, yanlış anlaşılmasın. Bir küfür değildir bu, gemicilik tabiridir. Böyle sıradan kitipiyos adamlar söyleyip adanı, işte böyle bir takım komple teorileri üretilir, bir takım neoliberalizmin borazanları vardır. Bunların ürettiği çerçeveyi, işte bir de böyle acayip tarikatlar vardır. Tarikatlar her yerde var. İşte dünyayı ele geçirecekler, insanları köle yapacaklar, işte hepimize şey takacaklar, çipleri takacaklar, hepimizi dijital köleler yapacaklar. Bunlar hastalıklı fikirler. Yani ırkçılığa karşı mücadele her şeyde olduğu gibi politik bir mücadeledir. Evet, Amerika'da aldı başını gitti. Gerçekten bir kadının, şimdi Türkiye için de söyleyeceğim bunu, hem kadın olması ayrı, buna da kadın ırkçılığı değil, cinsiyet ırkçılığı bu. Yani sadece farklı bir cinse sahip diye kadınlara her şey yapmayı hak gören bir zihniyet var. İkincisi, CEO olmanız. Türkiye'nin de zencileri var, bunu biliyorsun. Türkiye'nin zencileri artık değişti. Yani çok açık söylemek istiyorum. Yani sen de bana bu fırsatı verdin. Benim nasıl konuşacağımı da öngördüğünü tahmin ediyorum. Yani şimdi belli partiyi destekleyen öğretmenler var. Bunlara beyaz diyorlar. Ulan bunların neresi beyaz? Bunlar emekli maaşlarıyla yaşayan adamlar. Bakın yine aynı şey. Aşağıdaki toplumsal anlamda ekonomik durumu kötü olan yoksulu yoksula kırdırma. Emekli öğretmenler bunlar. Emekli memurlar. Yani şimdi bu adamlara söylemem de lazım. Beyaz Türk diyorlar. Neresi beyaz bunlar ya? Zar zor hayat koşulları da yaşıyorlar. Türkiye'de de karşılıklı olarak böyle inceden bir ırkçılık yapılıyor. Şimdi senin soruna net cevap verelim ki esas konuya dönmek evet. istiyorum. Dünyada kadın olmak. Evet. Tırnak içinde hangi anlamda olursa olsun zenci olmak. Her zaman her yerde zenciler vardır. Al sana şöyle söyleyeyim. Akademideki toplantılarda işte özellikle artık gitmiyorum, gitmeyeceğim de bu tatil beldelerinde yapılan sempozyumlar vardır bilirsin. Evet. Felsefede, işte kültürle ilgili. Şeylere perşembe başlıyorsa hocalara perşembe günü konur, cuma konur, pazartesi günü toplantının zincirlerine kalır. Pardon, pazar akşamı. Çünkü herkes pazar sabahı öğleden öğleye kadar oradan ayrılır. Bunlara da ne diyelim, toplantıların zencileri. Genelde işte bu şeydir, pazar günü ne bırakılan oturumlardır. Yani zenci olmak, yoksul olmak, kadın olmak. Yani zenci olmak dışlanmak demektir. Ciddi anlamda bir problemdir ve bu dünya giderek bu problemi yaşamaya başlıyor. Maalesef Türkiye'de çoğumuz zenci olmamıza rağmen zenci olduğumuzu bilmiyoruz. Yine bir film hatırlıyorum. İlginç bir filmdi ama adını hatırlayamayacağım. Şimdi böyle şeyde güney bölgesinde bir kölenin özgürlüğünü anlatıyordu. Adam zaten şeydeyken, kuzeydeyken özgürmüş. Neyse yakalanıyor, kanıtlamaya çalışıyor. Ve bu adam güneydeki bir çiftliğe geliyor. Çiftliğin sahibi köleci bir beyaz. Ama çiftliğin kahyası var. Kahya çok önemli. Siyah. Zenci. Ve en büyük ırkçılığı o yapıyor. Diyor ki bu adam diyor bir eve giremez. Sizinle diyor aynı masada yemek yiyemez tarzı. En acı olan zenci olduğunu bilmeyenlerin ırkçılık yapmasıdır. Evet. Şimdilik teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi konumuza geliyoruz. Aslında bunlar da konumuza dahildi değerli dostlar. Bu şakayı bilerek yaptım tırnak içinde. Çünkü genelde konunun başlığına uygun bir konuşma olmadığında konuyla alakasız zannediyor insanlar. Ama başta söylediğim gibi Cengiz Hoca gibi değerli hocalarla konuştuğumuzda her şeyin her şeyle ilgili olduğunu düşünüyoruz ve hissediyoruz. Dolayısıyla başta söylediğim gibi ansiklopedik maddeye özgü bir konuşma olsun istemiyorum. Şu nedir, bu nedir, şununla ilgili konuşalım şimdi. O yüzden bu giriş için hocama çok teşekkür ediyorum. Şimdi bizim bugünkü konumuz
Başlangıçlar ve kökenler. Epos, mitos, logos başlığını taşıyor. Bu başlığı tercih eden hocamız, dolayısıyla hocamızın önceki yayınımızda söylediği bir şey vardı. Ben ikinci V'yi sevmiyorum demişti başlıklarda. Burada da tek, yani bir tane V var, o da başlangıçlar ve kökenler. Burada dikkatimi çeken konu şu: başlangıçlar ve kökenler. Epos, mitos, logos kısmına elbette geleceğiz. Ne demek istediğinizi veya nasıl anlamamız gerektiğini soracağım. Ancak başlangıçlar ve kökenler. Felsefeyi çok merak ettiğim bir şey. Bir noktayla başlatabiliyor muyuz hocam? Yani Yunan felsefesi şurada başlıyor. Bunu diyebiliyor muyuz? Buradaki başlangıçlar ve kökenler ile neyi kastediyorsunuz? Burada iki şeyi kastediyorum. Her zaman için düşüncede bir başlangıç noktası bulmak çok zordur. Belki de imkansızdır. Yani siz kendinize göre bir başlangıç ilkesi koymak durumunda kalırsınız. Yani bir seçim yapmak durumunda kalırsınız. Şimdi Thales'i seçtiğimiz zaman, ilk filozof dediğiniz zaman, Thales'e baktığınızda pek çok dinsellik var. İçinde pek çok dinsellik var. Kaldı ki filozof adını ilk kullanan kişinin büyük bir ihtimalle Pitagoras olduğunu söylüyorlar. Yani evet. Orada da şunu söylemiyorum. İşte büyük bir ihtimalle Pitagoras olduğunu biliyoruz. Büyük bir ihtimalle ise bilmiyorum demektir. Tahmindir. Yani bunu ikimizin de muhatap olduğu belli tipler var biliyorsun. Bilmeyle sanıyı birbirine evet. Karıştırır. Şimdi bir yandan bakarsa başlangıcı ben Parmenides koymak isterim. Bir dönem Parmenides koydum. Çünkü gerçekten var olan olarak varlık nedir? Varlığı nedir diye soruyor. Yani bizim gündelik nesne anlayışımızın dışına çıkıyor. Öbür taraftan bakıyorsun ki biz başlı başına bir dönem, bir bölüm ayırdık ona. Harekretos olabilir. O logosu kullanması bakımından. Şimdi bir yerde durmak gerekiyordu. Şimdi sembolik anlamda Thales diyoruz. Şimdi sembolik anlamda Thales dediğimiz zaman iki şeyi yapmış olmuyoruz. Bir, Yunan felsefesi Thales'le başlamıştır. Sorusunun cevabı Thales değil. İki, felsefe dünyada Thales'le başlamasının da cevabı Thales değil. Thales bizim için sembolik bir şey. Yani aslına bakarsanız yıllarca bu ülkede böyle bir tartışma yapıldı. Dünyada artık farklı tartışılıyor bu tip konular. Konfüçyüs'ü de şeye koyabilirsiniz. Konfüçyüs'le Thales'i karşılaştırdığınız zaman aşağı yukarı belli zamanlardadır. Onun da pek çok görüşüne baktığınız zaman eleştiri de vardır, felsefe de vardır, şu da vardır. Ben sembolik anlamda Thales diyorum. Ancak sembolik anlamda Thales dediğin anda iki iş karşımıza çıkıyor. Thales'ten önce ne vardı? Thales'ten sonra nasıl gittik? Şimdi Thales'ten önceye baktığımız zaman bizim için basitlik olsun diye eposu koymamın sebebi bu. Şairler var. Şair denen figürler var. Özellikle iki tanesi önemli. Pindaros'u saymayacağım buralarda. Homeros ile Hesiodos. Şimdi Anaximandros'la birdenbire Thales'ten Anaximandros'a geçtim. Çünkü Anaximandros'u aldığın zaman Thales'e, Anaximenes'i aldığın zaman Thales'e, hatta Parmenides'i aldığın zaman Thales'e, zaten Harekletos'u aldığın zaman Thales'e dönüyorsun. Yani iki iş yapacağım demiştim. Thales'ten sonra çıkanlar, yani gittiğin zaman Thales bağlamında Thales'e iniyorsun. İlk filozoflar bağlamında. Ama Thales'ten geriye doğru gittiğinde karşımızda Homeros ve Hesiodos denen iki tane figür var. Şimdi birinci anlamda başlangıçlar ve kökenleri tarihsel olarak arıyoruz. Daha ikinci anlamı söylemedim ama şimdi söyleyeyim. İkinci anlamda da bu çok dillendirilen arhe ya da normal Türkçesini mi söyleyeyim? Arke diyeyim mi? Rahat edelim mi? Sen olur. Filologsun. Arhe. Hangisini diyoruz? Ben arhe diyorum ama
K'yi ben biraz... ahredeyim. O zaman ben de ahredeyim. Ama ahredediğimiz zaman insanlar hep beni düzeltiyorlar. Hocam aslında arke olması gerekir dedikleri için ses çıkartmıyorum. Ne yapayım yani? Galata meşhur olmuş. Neyse, o filoloji ve felsefe ilişkisine tekrar gireceğim. Evet. Soruyu sorduğun için devam ediyorum. Şimdi Homeros ile Hesiodos'a baktığın zaman arkada da çok derin bir yük var. Arka plan var. Derin bir kültürel yük var. Mesela ben yıllardan beri bilirim. Enuma Elish ile yaratılış destanıdır Babil'in. Mezopotamya diyelim kısaca oraya. Yaratılış destanıdır. Onunla Teogonya arasında çok büyük ortak benzerlikler vardır. Farklılıklar da vardır ama benzerlikler de vardır. Homeros'un görüşleriyle eğer Homeros tek kişi olarak kabul ediyorsak çok sorun değil, o bizim şu anki bağlamımızın dışında bir konu. Homeros'un da arkası var. Ama biz gelelim 6. yüzyıla. Hı hı. 6. yüzyıla geldiğimiz zaman iki tane sembol seçelim kendimize. Nasıl Descartes modern felsefenin başlangıcı diyorlarsa, ki ondan önce Orta Çağ'da bazen Augustinus'a kadar inebiliriz. İşte Augustinus için son antik dönem filozofu, ilk modern filozof gibi adlandırılıyor. Bunlar önemli değil. Ben yine sembolü bozmayacağım. Sembol dediğimiz zaman ilk karşımıza Thales denen bir figür çıkıyor. İkincisi ise Milotos denen bir kent çıkıyor. Şimdi biz bir kere o ön varsayımlardan bazılarını şimdi eleyelim. Önce koyduk, eleme yapalım. Biz bu seninle gerek derslerde gerek burada dünyada felsefe nerede doğdu demiyoruz. Farklı yerlerde doğmuş olabilir, o bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren şey antik Yunan felsefesi nasıl ortaya çıktı. Şimdi bir yerde bu sayılardaki gibi bir şey sabit bulmamız lazım. Yani bir dememiz lazım. Ne diyelim? 1.2 dememiz lazım. Pi sayısı gibi bir şey bulmamız gerekiyor. Şimdi bunu sen Anaximandros'la yaparsan Thales'i nereye koyacaksın? Hı hı. Pitagoras'la yaparsan Milotos okulunun getirdiği bir birikim var. Bu ortada, metinler ortada, söyledikleri de ortada. Bunu nereye koyacaksın? Ama Thales'le başlangıç yaptığımız zaman şimdi suyu nereye koyacaksın diye bana sor. Suyu bir yere koyamıyorsun. Çünkü Thales'le başladığınız anda Homeros ve Hesiodos'tan önemli bir kopuş gerçekleşiyor. Her şey kopmayacak ama önemli bir kopuş gerçekleşiyor. Bu kopuş da şu. Homeros ve Hesiodos'ta özel atlar var. Okeanos gibi, Tethys gibi, Kaos biraz işi bozacak. Şöyle adını Uranos gibi, Kronos gibi. Ama su genel bir at. Su genel bir at. Yani şimdi burada birinci nokta özel attan genel ada geçiş var. Ama o geçişte belli ki bir de kaos denen bir durum var. Kaos bir varlık mı, durum mu? O apayrı bir tartışma konusu. Bir durum var. Ama kaos durumu açıldığı anda, elim çıktı galiba, açıldığı anda işte Uranos denen belli bir varlık var. İşte bir tanrı var, özel bir isim. Gaia özel bir isim. İşte Kronos özel bir isim. Zeus özel bir isim. Ama şimdi ilk olanlardan bir tanesi su diyor. Eğer gerçekten dediyse buna da emin değiliz. Su diyor, her şey sudur diyor. Şimdi su dediği zaman bir tanrı adı değil. İşte bu bir kopuş anıdır. Yani ne olmuş? Özel atlardan genel ada doğru bir geçiş var. İkincisi, su öyle bir şey ki mahsus ah edemiyorum, ilk edemiyorum çünkü o sonraki bir iş olacak o. Öyle bir şey ki kendi kendinin yöneticisi. Hem kendisi hem de kendisini yönetiyor. Yani onu yöneten bir tanrı ya da tanrılar silsilesi yok. Bu da ikinci aşama. Birinci aşama
genel ad, genel isim. İkincisi kendi kendisini ilkesi. Şimdi su dediğimiz zaman ne oldu? Su dediğimiz zaman bir kere bir Homeros'un eğer su dediyse bu adam, çünkü su dediğini Apeiron'dan çıkartacağım, Ayer'den çıkartacağım, Ksenofones'in geride kalmış toprağından çıkartacağım, ateşten çıkartacağım, havadan çıkartacağım su. Çünkü bunlar ardı ardına söyleniyor. Su dediğiniz zaman artık her şey eğer suysa, o zaman okyanus da sudan geldi. Tetis de, yani okyanusun karısı da sudan geldi. Yani tanrılar da sudan geldi. Şimdi Thales'te tanrıları, çok tanrıcılığı silkeledi mi silkelemedi mi bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Elimizde kırıntının kırıntısı olan Hidor ya da Hidros denen bir terim var. Bu terime baktığınız zaman bir tanrı adı değil. Şimdi suyu anlamak istiyorsak bir model var. O model de yeni bir model aslında. Yani bu öbür şeyden arayacağım şimdi. Şundan da aramaya çalışıyorum. Onu nasıl tamam. yapacağız? Umarım şeye kadar kesintiye kadar ararım. Şimdi o modelde nesne denen bir adamda açık seçik var. Şimdi o modelin öncesinde Aristoteles'in ve Hegel'in de fikirleri var. Neymiş o model? Mitos'tan Logos'a geçiş deniyor. Şimdi Mitos'tan Logos'a geçiş böyle çat diye olmaz. Bir kere Mitos'tan Logos'a geçişi yerli yerine oturtmamız gerekir. Mitos'tan Logos'a geçiş benim için 5-6 olabilirdi ama 5 aşamadaki dönüşümle gerçekleşiyor. Yani bunun anlamı şu, şairlerden farklı bir adam türü olan, insan türü olan yeni tarz bilgelere nasıl geçiş olacak? Birincisi Mitos'tan Logos'a geçiş önce ne olmadığını söylerim. Dinden bilime geçiş değil. Ortada ne bildiğimiz anlamda din var, ne bildiğimiz anlamda bilim var. İki, dinden felsefeye geçiş de değil. Ortada ne bildiğimiz anlamda felsefe var, ne de bildiğimiz anlamda din var. Eğer bir geçiş varsa, belli bir dinsellikten belli bir dinselliğe geçiş. Thales'le başlayan teolojik süreçte, Thales sonrasını hesaba kattığımız zaman birinci ipucumuz şu olacak. Çok tanrıcılıktan tüm tanrıcılıkla tek tanrıcılık kesme hattın arasında bir yere doğru geçiş var. Bu Ksenofones'te göreceğiz, Pitagorasçılarda göreceğiz, Herakleitos'ta göreceğiz. Ne demek bu? Ksenofones'in Homeros ve Hesiodos'u eleştirmesi bir kere bir din eleştirisi değil. Belli bir din açısından bir eleştiri. Yani Hesiodos'un çok tanrıcı anlayışına eleştiri getiriyor ki ona ikinci derste değineceğiz. Mitos'tan Logos'a geçiş, politeizmden panteizme doğru bir geçiştir. Bu anlamda su Descartes sonrasının maddesi değildir. Descartes sonrasının maddesi dışarıdan etki olmadıkça hareket etmeyen, kımıldamayan bir maddedir. Thales'in suyu ise canlıdır. Hylozoistir. Canlı, tanrısal bir malzeme. Şimdi Thales'in suyunu Ksenofones'in tek tanrı dediği varlıkla şey yaparız. O tüm görmedir, tüm işitmedir, tüm duymadır dediği yere doğru evet. gidiyor. Bu anlamda Thales de zaten çok bilinen bir şeydir. Mitolojik bir öge hala devam eder. Canlıyla cansız ayrımı yoktur. Bu adamlarda uzun yıllar olmayacak. Canlı cansız ayrımı belki Parmenides'ten sonra düşünebileceğimiz bir hareket, bir ayrım olacak. Çünkü bu adamlar bir tür animizme sahipler.
Bu animizmin de anlamı şu. Her şey canlıdır. Thales'e ait olduğu söylenen birkaç ayrı kaynaktan gelen ikinci iddia da şu. Her şeyin daimonlarla dolu olduğunu söylüyor. Şimdi bu süreci anlamak için hemen Anaximandros'a atlayalım. Anaximandros'un o her şeyi çekip çeviren dike, yani adalet fikrine baktığımız zaman Anaximandros'un kozmolojisine ve kozmogonisine birlikte söylüyorum. Baktığımız zaman hiçbir Yunan tanrısı yoktur. Kendiliğinden bir hareket vardır. Ona din eder, gırdaptır. Kendiliğinden şekilde Apollon şekillenmeye başlar. Bu model kimden alınmış? Belli ki kaos modeli. Şekillenir. Ondan sonra bu kendi kendine çatışarak, kendini kendisinin karşısına koyarak Hegel buraları yakalamıştır. Bu bizim gördüğümüz, çıplak gözle bugün de gördüğümüz kozmosu meydana getirmiştir. Bir küre meydana gelmiştir. Bakın Anaximandros üzerinden şimdi geriye doğru gidelim. Thales'i de araya sıkıştıralım. Homeros ve Hesiodos'a doğru gidelim. Anaximandros'ta başlangıçta her şeyin bir arada olduğu bir durum var. Ve bu durum kendi kendine açılıyor. Açılırken kendi kuralı var. O kural da adalet. Adaletle açıyor ve oluşa geliyor. Oluşa geliyor. Ayrıntısını sonra anlatacağım. Oluşa geliyor. Ondan sonra aşama aşama gözlemlenebilir doğal süreçlerle aşama aşama küreye ulaşıyoruz. Şimdi o küreye ulaştığımız zaman bir küreye gelişte ne Homeros'taki gibi tanrıların evlilikleri söz konusu, ne Hesiodos'taki gibi tanrıların evlilikleri kendiliğinden doğum yapmaları, bu çok manidar, doğum yapmaları ve tanrıların savaşları söz konusu. Bunlar hiçbiri söz yok. Sıcak ve soğuk dediğimiz şeylerle ortaya, ancak buradan harekette de hemen de Anaximandros'u modern bilimci zannetmemek lazım. Hı hı. Ortaya geliyor. O bir sistem, bir küre tamamlanıyor. Küre fikri bildiğim kadarıyla gördüğüm kadarıyla Hesiodos'ta da var. Şimdi bu küre tamamlandıktan sonra bu küredeki her şey kendi içindeki amaca göre olup bitiyor. Amacın ne olduğunu biz bilmiyoruz. Ama kendi içinde bir düzen var. O düzene göre olup bitiyor. Bir, o doğa olaylarını belirleyen tanrılar yok. Bu anlamda hemen ikinci şeyi söyleyelim. İlk filozoflarda canlı cansız ayrım olmadığı gibi, çünkü görüyorum bazen doçentlik düzeyindeki makalelerde bana geliyor. İşte doğa ile doğaüstü ayrımı yapıyorlardı. Orada doğa ile doğaüstü ayrımı yok. Onların gözünde her şey kozmosun içinde olup biter. Onlar için bir şey ne doğa ne de doğaüstüdür. Tam olduğu gibi olandır. Yani bizim için doğa ve doğaüstü ayrımı vardır ve zaten şairlerde yoktu. Aynı şekilde ilk filozoflarda da yok doğa ve doğaüstü ayrımı. Ama bir de aynı şekilde bu dert metafizik konusunda da karşımıza çıkıyor. Metafizik kelimesinin anlam içeriği sonradan dolmuştur. O sebeple zannediyorlar ki Yunanlılarda fiziğin ötesi. Yunanlılarda fiziğin ötesi demek düşüncenin içi demektir. Ki buna da biz bunu kime borçluyuz bu fikri? Parmenides'e borçluyuz. Yani düşünebildiğim her şey mevcuttur. Mevcut olmayan hiçbir şeyi düşünemem. Aristoteles'te sonradan metafizik olarak adlandırılan şey aslında antifizik. Fiziğe giriş, fiziğin öncesi. Yani Yunanlılarda fiziğin ötesi, doğa ötesi bir varlık fikri, tasavvuru yok. Yani bırak ilk filozofları, daha sonra da yok. O illaki düşünceyle kavranılabilir. Yani şu var Platon'da. Evet, bir nesneyi duyu algılarıma konu edinebilirim. Ama bu nesneyi düşünceme de konu ederim. Bu nesneyi düşünceme konu edindiğim zaman sırasıyla bunu Parmenides şimdi konuşuyor.
onu konuşturuyorum kendime göre. Bunun kokusunu, tadını, bütün özelliklerini bundan alabilirim. Geriye ne kalır? Alamayacağım. Bunun var olması kalır. Var olması kalır. Şimdi tekrar Anaximandros'u ile Homeros ve Söydas arasındaki Thales'i düşündüğümüz zaman gördüğümüz konu şu. Anaximandros'ta aslında fikir oluşuyor. Ne oluşuyor? Bir, artık evrenin oluşumunda tanrılar yok. Tanrısal bir varlık var. O tanrısal varlığın da adı Xenophones'te Theos olacak. Harekletos'ta Sofon olacak. Ve aynı zamanda Theos diyecek. Yani yeni bir tanrı anlayışı geliyor. Nereden? Su üzerinden geliyor. Anaximandros'a baktığınız zaman Anaximandros'ta her şey yeni bir rasyonalite ile ele alınır. Yeni rasyonalite şu, eposun rasyonalitesinin dışına çıkılıyor artık. Ama eposun ögelerinden vazgeçilmiyor, bunu anlatacağım. Yani özellikle mitosu ortaya koyduğum zaman eposun öykü anlatmasıyla, epos da söz biliyorsun, mitos da söz, logos da söz. Eposun sözü kullanmasıyla, mitosu kullanmasıyla logosun mitosu kullanması arasında bir fark olacak. İşte eğer mitostan logosa diyorsak fark bu. Yani mitosa yüklenen anlam değişecek. Sonuçta Anaximandros'ta ana yapıyı, gövdeyi Hesiodos'tan alıyor. Başta bakın aynı şekilde şimdi ikinci başlangıca geçiyorum. İkinci başlangıçta da sembolik bir nokta olması lazım. Birinci başlangıçta kardeşim Hegel üzerinden gidersek gidebildiğin yere kadar gidersin. Homeros'un öncesi de var. Biz Homeros, Hesiodos'u aldık. Thales'i aldık. Anaximandros'u aldık. Homeros ve Hesiodos'un arkasında tabii ki Mısır ve Mezopotamya öyküleri de var. Öyküleri de var. Hesiodos'un arkasında Enimo Eriş de var. Ama Yunan eposu o öyküleri farklı kullanıyor. Yunanlıların bir özelliği var. Dışarıdan aldığını farklı şekilde kullanıyor. Ve o eposun mitosu kullanma tarzını birazdan anlatacağım. Şimdi logosun mitosu kullanma tarzına gelelim. Öyküleri kullanma tarzına gelelim. Nasıl? Eğer bu gördüğün gözlemde karşına çıkan dünya nedir? Gözlemde karşına çıkan dünya bir gökyüzü vardır. Eski şekline bakınca bir yeryüzü vardır. Arada bir meteora vardır. Ara tabaka yeryüzüyle gökyüzü arasındaki yerle işte bulutlar şunlar bunlar ortaya çıkar. Bir de yeryüzü vardır. Ve Yunanlılar çok hızlı bir şekilde ilk filozoflar kainatın yani kozmosun küre biçiminde olduğunu düşünmüşler. Çok hızlı gitmiş. Bunun da nedenini söylemeye çalışacağım. Şimdi şey nasıl kaosla başlıyorsa Hesiodos, Homeros nasıl şeyle başlıyorsa Okeanos ile Tetis'le onların da özel anlamları var. Başlıyorsa bizim adam da Anaximandros da bir sembolik başlangıç noktası olarak Apeiron denen her şeyin bir arada bulunduğu bir durumdan bahsediyor. Her şey bir arada bulunuyor. Nasıl kaos açılınca gökyüzü ve zaman ortaya çıkıyorsa Apeiron'la beraber de hareket ortaya çıkıyor. Apeiron açılmaya başladığı zaman, ayrışmaya başladığı zaman, içindeki yani kendi kendisinin karşısına geçtiği zaman, bu önemli bir nokta. Hegel'in yakladığı, yani varlık kendini kendisinin karşısına koyuyor. Bunun adına oluş diyoruz. Oluş. Oluş konusunda elimizde Anaximandros'un tek bir fragmanı var. Oluşa çıkmak Anaximandros'a göre bir adaletsizlik, haksızlık. Bakın bu sapına kadar mitolojik bir öykü. Yeni bir öykü. Yani oluşa çıkmak demek, yani o bütünlüğün bozulması demek. Ama o bütünlük bozulmadan da
Kendi kendini karşına koymadan da sen bir adım atamazsın. Bir adım atamazsın, gidemezsin öteye. Yani bu anlamda oluşa gelmek, Parakletos buna karşı çıkacak ama oluşa gelmiş olmak bir cürümdür. Cürümdür. Çünkü o asüde olanı dağıttın. Ama bu da çok ilginç bir şekilde, bu öyküyü ben antropolojik olarak yorumladım. İnsan olmak da kendini kendi karşısına koymaktır. Kendini kendi karşısına koyarak mücadele ede ede geleceksin. Bu karşıtların çatışması ve aynı zamanda birliği fikrini ortaya çıkartacak ve bu Yunan'daki tarihle ilgili temel fikirlerden biri olacak. Bu aklımda dursun, bunu kapatmayayım. Şimdi orada bu meselede tek varlık kendi kendisini karşısına koyuyor. Gel senle gizli bir anlaşma yapalım. Bak bir sır söyleyeyim mi sana? Sakın kimseye söyleme. Tanrı'nın İsa ile kendini karşısına koyması gibi. Tanrı'nın dünyayı yaratarak, başka dinler için söylüyorum, kendini kendi karşısına koyabilmesi meselesi bu. Hala devam ediyor bu. Bu fikirler olmadan dünyayı sığ şekilde ele alamayız. Buradan dinlerle ilgili fikirler, kavgalar, çatışmalar fikri anlamda çıkar. Tanrı ancak kendini kendi karşısına koyduğu anda kendisinin bilgi konusu yapabilir. Bunu Ksenofones'te dibine kadar gördüm. Ksenofones'te Tanrı'nın bilgisinin üstün olmasının sebebi kendi kendisinin bilgisine sahip. Nerede sahip? Kozmos'ta sahip. O kendi kendisinin bilgisi, hem kendisi hem de kendi kendisini karşısına koymuş ve doğrudan doğruya biliyor. Kapalı kalsaydı ne olurdu Tanrı'ya? Tanrı bize kendini açmasaydı ne olurdu? Kapkaranlık bir sahne. İşte o Tanrı'nın açılması, oluşun bütün hikayesi Anaximandros'ta, o yarıktan insanın çıkması. İnsana kadar gelen bir süre. Yeni bir insan anlatıyor bize. Mitos nasıl insanı anlatıyorsa, mitos nasıl kainatın, kozmosu, Yunan'ı konuşuyorsak, yanlış kullandım, kainat dememem lazım. Kozmosun kökenlerini konuşuyorsak, aynı şekilde Anaximandros da bize hem kozmosun ortaya çıkışı, kozmosun ortaya çıkışı bir sancıdır. Sancı. Çünkü bu sancının da sancı olduğunu bilen kişi benim. Tanrı benimle kendini bilmek istiyor. Bakın başka yerden yorum getiriyor. Hani sır dedim bu. Sır kalsın yine Cengiz'in. Aynı şey Herakleitos'ta var. Herakleitos'a gelince ayrıntılı anlatacağım. Neyse, sonuçta bütün hikaye insanın ortaya çıkması. Herakleitos der ki insan olması gereken yerde olmadığı için insandır. Tek tanrıcı dinlerin tanrıları da çoğul kullanabilirim orada. İnsanı niye sever biliyor musun? Olması gereken yerden dışarı çıkabildiği için sever. Melek olması gereken yerdedir. Şeytanın işi kötülük yapmaktır. Ama insan dünyaya geldiği anda, o acıya geldiği anda, acının içine girdiği anda, oluş kayıp demektir, unutma. Geldiği anda insan olacaktır. Onun için Ahzab suresi 72 diyeyim de, sen beni kaç yıldan beri tanıyorsun? 25 yıl oldu neredeyse. Bu tip konuları hep konuştuğumu bilirsin. Yani şimdi sözümü değiştirgemeyeyim. Yani birileri kendini zenci zanneden birileri iktidarda, evet, diye biz de susacak halimiz yok yani. Evet. Onlar da kendilerine şimdi elitler oldular, işte ne kadar elitse. Ben birine kafa yapmak için elit derim. Seversen mümtaz derim. Anlaşıldı değil mi? Evet. Neyse, devam edelim. O Ahzab suresinde insan diyor ki muhatap olan varlık Tanrı, biz diyor emaneti dağlara, taşlara sunduk da onu almaktan kaçındılar. Korkmuşlar, alamamışlar. Ama insan almış bunu. Madem ki Tanrı ver demiş, şimdi hareket ediyorsa kapı açmaya çalışıyor. Almış. Peşinden de laf patlıyor. Geleneksel yorum, meallere göre söylüyor. Şüphesiz ki diyor insan çok cahil ve zalimdir. İnsan cahil ve zalim olduğu için zaten insan olabiliyor. Bunu aşabildiği için insan oluyor.
Onun için Herakleitos insana domuz olma, eşek olma, köpek olma, tavuk olma diyor. Onun için Herakleitos kendimi araştırdım sözünü ben keşfettim diyor. Yani ben domuz olmadığımı, köpek olmadığımı, tanrı olmadığımı keşfettim. Ve şimdi ne yapacağım diye soruyor. Yani böyle kendime soru sordum. Güzel sordum. Orada mı durdu Herakleitos? Durmadı. Şimdi biz tekrar başlangıca gelelim. Başlangıca geldiğimiz zaman Anaximandros üzerinden geriye dönelim. Anaximandros'un ipuçları, evet Homeros ve Hesiodos'ta var ama Anaximandros'un fikirlerini farklı şekilde kurgulamasının da nedeni su. O zaman su ayırıyor. Homeros ve Hesiodos'u Anaximandros'tan ayırıyor. Thales ayıran bir adam. Şimdi Thales'in suyuna bu mitostan logosa geçişin birinci kısmını şey yaptık. Nedir? Teolojik dönüşme. Teolojik dönüşme. Teolojik dönüşmeler her zaman teolojiyle politika iç içe geçmiştir. Evet. Her dönemde geçmiştir. Homeros ve Hesiodos belli politik fikirleri soğunan adamlardı. Homeros bize işte örnekler veriyor monarklardan. İşte bunlardan bir tanesi Agamemnon. Agamemnon nasıl bir adam? Yağmacı, açgözlü, her şeyi bana diyen bir adam. Yine Yunan dünyasında çok alay konusu olan Minos denen bir adam vardır. Bilge ve bilge bir kraldır sözüm ona. Ama bilge kral tanrıların armağanını çalmıştır. Bunun adına iktidar tanrıların armağanını çalır derler. İktidar tanrıların armağanlarını çalar. Bu Yunan mitosunun bize söylediği en güzel şey. Yani gerçekten mitoslara baktığım zaman mitoslarda bir akıl var. Mitoslar aptalca değil. Mitoslar insanı çok ilginç şekilde anlatıyor ki Hesiodos'a vakit ayırmamız lazım gibi geliyor. İkincisi Ahilleus gibi, yani gündelik dildekiyle Aşil gibi narsist bir adamdan bahsediyor. Yani Aşil diyor ki ben ünlü olayım da kim giderse gitsin. Bize Homeros diyor ki bak diyor Agamemnon gibi şey olma, aç gözlü olma. Minos'tan o bahsetmiyor bildiğim kadarıyla. Yanlış da olabilir. Önemli değil. Minos gibi diyor aç gözlü olmayın. Tanrıların armağanlarını çalmayın. Bir de çalıp tanrıları kandıracağını zannetmiş. Tanrıların gönderdiği boğayı başka bir boğayla değiştirip kurban ediyor. Tanrıların armağanlarını halka kurban etmek demek paylaşım demektir Cengiz'im. Paylaşım. Yani kral da olsan paylaşımdan yana olacaksın. Tanrı sana adaletli olmayı söylüyor. Ama ne yapmış Minos? Çalmış, aç gözlü. Agamemnon hırsları uğruna kızını kurban ediyor. Evet. Böyle bir adam. Aşil kim? Ben ünlü olayım de ne olursa olsun diyen bir adam. Gelelim Anaximandros'a, yani Paris'e. Şeyin Hector'un kardeşi. O da nedir? Hazcı bir adam. Monarklar diyor böyle olursa diyor dirlik düzenlik olmaz. Çünkü Homeros'un ana argümanı baştaki adamın tek olmasıdır. Birin emrine itaat etmek. Tipik bir monarşiden. Ama Homeros'un savunduğu krallar dönemi bitmiş. Homeros bunları şehir devleti denen polis zamanında yazıyor. Kime yazıyor? Aristokratlara yazıyor. Aristokratlara diyor ki bak atalarınızın kötüleri buydu ama iyileri de var. İyilerden biri kim? Hector. Hector fedakar bir adam. Yanlışlıkları bilmesine rağmen kardeşini şehri için mücadele eden, fedakarca mücadele eden bir adam. Yine Homeros'a göre Odysseus önemli bir şey. Ölçüp tartıyor, hile falan var ama diyor ki evet diyor monarklar kötü olabilir ama iyi monarklar da vardı. Homeros'un şiirleri sarayda okunuyor. Aristokratlar tarafından. Homeros'un dediği krallar bitmiş zaten. Yok onlar. Aristokratların rakipleri olan tüccarlar zaten o dönemdeler. Şimdi Thales bu öykülere inanmıyor. Bu öykülerle
tatmin olmuyor. Şimdi felsefede bir yola çıkmak hikayesi vardır. Felsefe yola çıkmaktır denir. Yola çıkmak şu, aradığın orada yoksa yola çıkarsın. Aradığın her anlamda buradaysa yola çıkarım. Thales'in aradığı bilgiydi. Sofya'yı ilk anlamda bilgi olarak ele alalım. Öyle abartmayalım. Teknik bilgiydi, pratik bilgiydi, epistemolojik bilgiydi, her türlü bilgiydi. Çünkü Thales'in zamanında, Thales'lerin bulunduğu limana, çünkü merkezi bir kent orası. Bugünkü Akdeniz'in, Ege'nin merkezi, her yol oradan geçiyor. Bir sürü adamlar geliyor. Adamlar matematik hesabı yapıyor. Homeros'la Hesiodos'a bakarsanız ancak işte bir ondalık sayıları toplamı ve çıkartmasını bilir. Çarpma yok. Bölmeyi de bilmezler. Geometri hesapları var. Bunları görüyor adam. Kendisinde yok. Şeyi görüyor. Gemiciler gelmiş. Gece yıldızları görüyor. Homeros'un şeyinde ki yıldızlara baktığın zaman bellidir onlar. Ama şeyden doğudan gelen, doğu dediğim işte bugünkü Lübnan taraflarından, Suriye taraflarından gelen Fenikeli gemiciler gök geceliği yolculuk yapmayı biliyor. Bir sürü yeni teknoloji geliyor, geometri geliyor, mimarlık bilgisi geliyor, mühendislik bilgisi geliyor. Bu adam da aradıklarını Homeros ve Hesiodos'ta bulamıyor. Bunun adına dar gelmek denir. Dar gelmek, dar. Dar geliyor adama. Ve taomozein şaşkınlık demektir, hayret demektir. Hayret ediyor işte şeylere. Ancak geri zekalı bir insan hayret etmez. Geri zekalıların tipik özelliği var. Sözleri alkışlarlar. Anlasa da anlamasa da. Herakleitos'tan bunu biliyorsun sen. Alkışlarlar. Onlar akletmezler, düşünmezler. Neyse. Thales yola çıkmasının sebebi işte Mısır'a gitti. Yunanlılar da bütün Mezopotamya, şimdiki Mısır, Mısır diye geçer. Orada öğrenmem gereken, eksikliğini duyduğum bir şey var. Yayınımız kesildi mi?